Hepinize merhaba. Bu videoda size vücudumuz için çok çok önemli olan bir antioksidandan söz edeceğim. Coenzim Q10 veya Coenzim Q10. Bu bütün canlı organizmalar için çok çok önemli, birincil derecede önemli bir antioksidan. Burada literatürü görüyorsunuz. Coenzim Q10 ile ilgili yapılmış çok çok fazla hem deneysel hem de insan çalışmaları mevcut. Bu yayınları okuyup derleyerek size Coenzim Q10'un etkilerinden, yararlarından bahsedeceğim. Coenzim Q10 mitokondri içinde, yani hücre içinde mitokondri var. Mitokondri bir fabrika gibi düşünün. Enerjiyi yaratan bir organel. O mitokondrinin iç zarını döşeyen yapıda mevcut. Ve çok karmaşık bir resimde gördüğünüz gibi mekanizması var. Zaten mitokondriye de baktığınız zaman o da aslında oldukça karmaşık. Ama elzem bütün enerji zaten mitokondride üretiliyor. Ve bütün biz organlarımızın fonksiyonu, hücrelerin fonksiyonu bu mitokondrinin ürettiği enerjiyle sağlanıyor. Şimdi hücre içerisinde enerji üretimini sağlıyor Coenzim Q10, işlevi bu. 1995 yılında tanımlanmış, bulunmuş. Mitokondrinin dediğim gibi iç zarını döşüyor. Ve bütün kimyasal reaksiyonlarda Coenzim Q10 var. Her türlü canlı organizmada bulunuyor, hayvanlarda da, bizde de. Bu antioksidan kinon grubu. Bu nedenle de diğer bir ismi ubiquinon. Bunları unutmayalım. Daha sonra bunun önemini anlatacağım. Yağda çözünen bir bileşik ve en fazla enerji ihtiyacı olan organlar kalp, beyin ve böbrek olduğu için de en fazla Coenzim Q10 bu organlarda çok fazla. Hiçbir zaman depolanmıyor ve sürekli sentez ediliyor. İhtiyaç olduğu sürece sentezleniyor. Bu nedenle de yaş ilerledikçe sentezi azalıyor. Depolanan bir madde değil. Şimdi azalma nedenleri nedir? En başta söylediğim gibi tabii ki yaşın ilerlemesi, bütün kronik hastalıklar, yani ağır otoimmün hastalıklar. Yine söylüyorum, Hashimoto yok bunun içinde. Lupus gibi, romatolojik artrit gibi, miyasteni gibi ağır otoimmün hastalıklar, kronik hastalıklar, kardiyovasküler sistem hastalıkları, yani kalp ve damar sistemi hastalıkları, Parkinson, Alzheimer gibi hastalıklar. Bunlar da Coenzim Q10'un düzeyi azalıyor. Şimdi statin gibi kolesterol ilacı kullananlarda da Coenzim Q10 miktarı azaldığı için, özellikle en başta söyleyeyim, statin grubu kolesterol ilacı kullananların mutlaka Coenzim Q10 takviyesi alması gerekiyor. Etkisi nedir? Şimdi antioksidan, en baş etkisi antioksidan. Enerji üretimini sağlıyor. Anti-enflamatuar, yani yangıyı azaltıcı etkisi var. Yani bir tampon sistem bu. Diğer anlattığım tampon sistemler gibi, yani vücutta atık ürünlerin yok edilmesini sağlayan en önemli tampon sistemlerden. Hücre yaşlanmasını önlüyor. Bir de apoptozis dediğimiz hücre intiharı. Hücrenin kendi kendini yok etmesi. Bunu da önleyici etkisi var. İşte bunu önleyici etkisi ile de yaşlanmayı azaltıcı etkisinden bahsediliyor. Tabii bu apoptozis çok ilginç, değişik bir kavram, hücre intiharı. Bu bazen vücutta yararlı olabiliyor. Çünkü kansere dönüşebilecek bir hücrenin kendi kendini yok etmesi olumlu bir şey. Ama sağlıklı bir hücrenin kendini yok etmesi vücutta yaşlanma ve yıpranma belirtilerine neden oluyor. Onun için vücudumuzdaki apoptozis dediğimiz hücre intiharının da bir dengede olması gerekiyor. İşte bu tarz takviyeler, sağlıklı beslenme de vücuttaki bu dengeyi zaten sağlıyor. Coenzim Q10'un azlığındaki belirtiler nedir?
Kronik yorgunluk en başta. Zaten en fazla şikayet kronik yorgunluk ama tabii pek çok nedeni var kronik yorgunluğun. Fibromiyalji, kas eklem ağrıları, kramplar, migren, sisli beyin denilen durumlar ve depresyon. Bu Coenzim Q10 eksikliğinde görülen belirtiler. Peki bu yayınlarda nerelerde, hangi hastalıkta, hangi durumlarda kullanılıyor? Bütün kalp damar hastalıklarında ve çok yapılmış yayın var, Coenzim Q10 kullanılıyor. Bunun mekanizmasını anlatmak istiyorum. Şimdi damarların bir iç çeperi vardır. Burada görüyorsunuz endotel tabakası denir. Bu endotel tabakasının 70 kiloluk bir insandaki yüz ölçümü bir futbol sahası kadardır metrekare olarak. Endotel tabakası çok 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 önemlidir. İşte damarların tıkanması bu endotel tabakasının bozulmasıyla meydana geliyor. Ve bu endotel tabakası nitrik oksit dediğimiz bir madde tarafından korunuyor. Coenzim Q10 da nitrik oksitin orada düzgün sentezlenmesini, salınmasına neden oluyor. Ve bu şekilde de damar cidarı yani o endotel tabakası asfalt gibi düşünün düzgün halde tutuyor onu. Pürtük pürtük çakıllı yol gibi olduğu zaman da işte damar tıkanıklıkları ve daha sonra çeşitli hastalıklar meydana geliyor. Bu etkisi Coenzim Q10'un gösterilmiş bu kardiyovasküler ve damar sistemi hastalıklarında. Bu nedenle oldukça yaygın bir şekilde takviye olarak kullanılıyor. Kolesterol sentezini de düzenleyici etkisi biliniyor Coenzim Q10'un. Alzheimer, Parkinson gibi nörolojik hastalıkların kontrol altına alınması veya önlenmesinde öneriliyor. Migrende insülin direncini kırıcı etkisi var. Bu da çok önemli. Migren atakları sırasında yüksek dozda öneriliyor. Kanser önleyici etkisi de çeşitli çalışmalarda gösterilmiş ama bununla ilgili böyle kesin bir kesinlik yok. Hayvan deneylerinde bu olumlu etkiler gösterilmiş. Erkek kısırlıklarında oldukça yaygın bir şekilde öneriliyor ve kullanılıyor. Özellikle erkek kısırlıklarında. Bir de tabii ki bu apoptozis dediğimiz hücre intiharını engellediği için yaşlanmayı durdurucu etkisinden dolayı kozmetik nedenlerle kullanılıyor. Şimdi hangi besinlerde var? Kırmızı ette oldukça yüksek, karaciğer, sakatatlarda var. Tahıllarda, ıspanakta, brokolide, karnabaharda, portakal ve çilek gibi meyvelerde var. Ama biz beslenerek 30 ile 60 mg kadar Coenzim Q10 alabiliyoruz. Vücudun ihtiyacı daha fazla. Tabii gençlerde bu sürekli sentezlendiği için sağlıklı gençlerde, iyi beslenen gençlerde dışarıdan bir Coenzim Q10 almaya gerek yok. Burada önerebileceğim bir statin grubu kolesterol ilacı kullananların mutlaka Coenzim 10 takviyesi almasında fayda var. Bir de işte kalp damar sağlığı hastalıkları olanlarda, kronik hastalıkları, nörolojik hastalıklar olanlar Coenzim Q10'u kullanabilir. Peki nasıl bir Coenzim Q10 alınmalı? Başta söylemiştim, kinon grubu ve ubiquinon olarak adlandırılıyor diye. Bunun indirgenmiş formu olan ubiquinol L ile bitiyor sonu. Bu formu almak lazım. İndirgenmiş form bu. Alacağınız ilacın içine bakarak ubiquinol formunun olmasını özellikle isteyin. Aslında en ideali lipozomal form. Yani yağda eridiği için daha da emiliminin artması. Siz 200 mg'lık, 100 mg'lık aldığınız zaman bunun maksimumun hücre içine girebilmesi için lipozomal özellikte olması gerekiyor. Bunu da mutlaka hani arayın alacağınız üründe. Çünkü her şekilde bunlar biraz pahalı ürünler olduğu için hiç değilse para veriyorsanız etkin bir ürünü alın. Bir de önemli bir uyarı, bu Coenzim Q10'lar kan sulandırıcı ların etkisini azalttığı için işte Coumadin gibi, Plavix gibi kan sulandırıcı kullanan kişiler mutlaka doktorlarına sorsunlar.
hiçbir şekilde kendileri gidip eczaneden sormadan, danışmadan bu ilacı almasınlar. Çünkü kan sulandırıcı etki azalınca çok ciddi problemler yaşanabilir. Tekrarlayacak olursak 50 yaşın üzerinde çeşitli kronik hastalıkları olan, kalp damar hastalıkları olan kişiler kullanabilir. Statin grubu kolesterol ilaçları kullananlara önerilmektedir özellikle. Kan sulandırıcı kullananlar mutlaka doktorlarına danışmalı. Gençlerin çok kullanmasına gerek yok bana göre. Alacağınız ilaçlar ise, takviyeler ise ubiquinol yapısında olmalı ve liposomal coenzim Q10'u tercih etmelisiniz. Bu videoda size çok güçlü bir antioksidan olan ve günümüzde de oldukça popüler olan coenzim Q10'dan bahsettim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.